Merhaba, ben Doktor Seda Günhar Duman. Memorial Şişli Hastanesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerde çocukluk çağında obeziteyi konuşmak istiyorum. Öncelikle obezite nedir? Dünya Sağlık Örgütü'nün terimine göre sağlıklı vücut yapısını bozacak kadar yağlanmaya obezite denmektedir. Obezite bir hastalık tanısı olup doktor tarafından tanısı konulması gerekir. Peki tanıyı nasıl koyuyoruz? Biz çocukları her muayeneye geldiklerinde boy ve kilo ölçümleri yapıyoruz. Boy ve kilo ölçümü yaptığımızda bunlardan vücut kitle indeksi dediğimiz bir değer hesaplıyoruz. Bunun çocukların cinsiyetine ve yaşına göre normal aralıkları bulunmaktadır. Bu hesapladığımız değer çocuğunuz cinsiyetine ve yaşına göre eğer %85 ile %95 arasında ise çocuğunuza fazla kilolu, eğer %95'in üzerinde ise obez diyebiliriz. Obezite bir hastalıktır ve araştırılması gereken bir durumdur. Eğer bunun altında yatan bir durum varsa bunun tanınıp tedavi edilmesi gerekmektedir. Obezitenin altında multifaktöriyel sebepler vardır. Burada aile, genetik, ırk gibi değiştirilemeyen katmanlar olması gibi bir de değiştirebilen etmenler vardır. Bunlar fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme gibi faktörlerdir. Burada ailelerin rolü çok önemlidir. Aileler bu değiştirebilir faktörler üzerine en önemli rolü üstlenmektedir. Bir çocuk obezite tanısı aldığında aileler nasıl diyet yapacağız diye bize hemen soruyorlar. Çocuklarda diyet konusu, katı diyetler bizim için aslında biraz tabudur. Çünkü katı yapılacak bir diyet, kontrolsüz bir diyet çocuğun büyüme ve gelişmesini engelleyecektir. O yüzden bu konularda lütfen uzmanlardan destek alalım. Peki obeziteyle nasıl savaşacağız? Obezitenin savaşması için hayatımızda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi, aile sofrası. Aile sofrası her zaman için sağlıklı bir beslenme takvimi için bizim önerdiğimiz şeydir. Ortalama olarak aile sofrasındaki gıdalar daha sağlıklıdır. Fast food ürünler gibi değildir. Bunun yapılan çalışmalarda vücut kitle indeksini orantılı olarak azalttığı zaten gösterilmiştir. İkincisi, çocuklarınıza sağlıklı içecekler verin. Özellikle son zamanlarda şekerli içecekler, gazlı içeceklerin tüketiminde ciddi bir artış görüyoruz. Hazır meyve suları da buna dahil. Bunların tüketiminin azaltılması obeziteden koruyucu faktördür. 3. Çocuğunuza nasıl doğru besleneceğinizi gösterin. Çocuklara doğrunun yanlışın ne olduğunu göstermek önemlidir. Çocuklarınız bizi çok iyi anlıyor ve çok iyi uygulayabiliyorlar. Hatta bizden daha dirayetliler bu konuda. Onlara doğruyu öğretirseniz onlar sizin yolunuzda gidecektir. 5. Rol modeli olma. Eğer bir ailede ebeveynlerinden birisi obezse, o çocuğun obez olma ihtimali 3 kat artmaktadır. Eğer iki ebeveyn de obezse, bu çocuk obezite açısından 15 kat artmış riske sahiptir. Eğer aileler doğru rol model olursa, çocuklarda obezite görülme ihtimali azalacaktır. 6. Fiziksel aktivite. Yemeklerden sonra hepimiz biraz mayışıyoruz. Koltukta oturup biraz televizyon izlemek istiyoruz. Ama bu bizim için de çocuklarımız için de sağlıklı bir yaklaşım değil. Biraz yapılan yürüyüş ya da bisiklet kullanma gibi bir aktivite hem çocukla kaliteli zaman geçirmenizi hem de fiziksel aktivitenizi arttırmanızı sağlayacaktır. O yüzden buna dikkat etmenizi özenle öneriyoruz. 7. Ekran süresi. Artık günümüzün gerçeği ekranla yaşamaya alışığız. Fakat ekran sürelerinin uzaması çocukların ciddi bir fiziksel aktivite kısıtlamasına gitmesine ve ekran başında beslenmesine neden oluyor. Ekran başında bilinçsizce beslenmek ciddi bir obezite nedenidir. Bu yüzden bunlara dikkat etmenizi öneriyoruz. Sağlıklı, obeziteden uzak bir hayat diliyoruz. Teşekkürler.